Ben kimin kazandığına bakmıyorum. Verilen oyun zayi olmasının önlenmesi gibi bir sorumluluk taşıyorum. 15 milyon İstanbulluya böyle bir görevim var. İster rakibime, ister bana oy vermiş olsun, bu oy yerini bulduğundan emin olmamız lazım. Şu anda yapılan işlemde bundan ibarettir. Bu gerçeği Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görmesi ve bu sorumluluk içerisinde hareket etmesini İstanbul halkı bekliyor. Efendim dışarıdaki başka ülkelerdeki belediye başkanlarına efendim tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Bak açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur. Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz. Türk halkının sinirlerini bozmayın. Sokağı hareketlendireceğiz, iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun ve sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin. Benim söyleyeceğim budur. İmamoğlu ilk gün söylemiştir, en güvendiğim yer Yüksek Seçim Kurulu. Madem Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyorsan, onun kararını bekleyip Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatayı vermesini bekleyeceksin. Bundan başka yapacak bir şey yok. Bu aşamada yapacağın her şey kendine de zarar vermektedir, İstanbul'a da zarar vermektedir, ülkeye de zarar vermektedir. Kendisinden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak, bir devlet adamı olarak benim kendisine önerim budur. Dolayısıyla şu aşamada başka yollara başvurmak fevkalade rahatsız edicidir ve bunun ülkemize hiçbir yararı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yararı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu da bu mealde bir açıklama yapmıştır. Bu da fevkalade talihsiz bir açıklamadır. Hukuk devleti herkese lazım. Hukukun içinde kalmayı sürekli vurgulayan Sayın Kılıçdaroğlu da niye bu süreç tamamlanmıyor, niye bu kadar uzadı gibi anlamsız laflar etmektedir. Bu da fevkalade yadırganacak bir durumdur. Bunu da ifade etmek isterim. Ha yarın iş bitti, mazbatasını aldı. İlk önce tebrik edecek olan benim. Bunu da bilmesini isterim. Ama tersi gerçekleşirse aynı davranışı, aynı tutumu da kendisinden beklemek hakkımdır. Teşekkür ederim. Bu arada tabii partimiz, il teşkilatımız, il başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün yetkili kurulları bu hukuk sürecini, partimizin haklarını, seçmenin haklarını, adayın haklarını korumak için gayet tabii sonuna kadar kullanacaklardır. Kaldı ki CHP de aynı şeyi yapmaktadır. Yani Sayın İmamoğlu bir şey konuşuyor, parti teşkilatı başka şey yapıyor. Onlar da itiraz ediyorlar. Ya demek ki bu süreç sadece AK Parti'yi bağlamıyor, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bağlıyor. Ya bu çelişkinin de ortadan mutlaka kalkması lazım. Bir kafa karışıklığıdır gidiyor yani karşı tarafta. Allah sonunu hayretsin diyor.